Şaşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün önce Sea Glider'ımızı kaldırıp şu koca olanla biraz derinlere gideceğiz. Aslında bununla değil, bununla mantar biyomuna gitmek istiyorum. Ve Sea Mutum'la derinlere ineceğim çünkü biraz daha farklı fragmentlar bulmak istiyorum. Bu bulunduğum bölgede hep aynı şeyler çıkıyor. Farklı olarak mantar biyomum vardı. Orayı da bir deneyelim. Olmazsa oradan başka yerlere yelken açarız. Enerjimiz yerinde. Inventörümde boş yer var. Su içebiliyorum. Hatta suyu içsem ne kadar arttırıyordu o? 40. Birazcık daha durabilir. Kornamızı çalalım. Hop, yanlış yön. Devam ediyoruz bu tarafa doğru. Biraz daha şöyle dönersek. Biraz yükselmem lazım buralara çarpılmak adına. Bakalım. Neler bulabileceğiz bu sefer? Bayağı saldırgan balıklar vardı aşağıda. Ama mantar biyomunun en altına kadar indiğimizde o kadar da sorun yaşamayız diye umut ediyorum. Alçalalım biraz. Daha gelmedik Şirin Baba. Devam edelim. Bu yöndeydi diye hatırlıyorum mantarlar. Daha önce lityum ararken sanırım gelmiştim buraya. Bir de inventörümüzde bir sinyal var. O sinyalin nereye gittiği konusunda çok fazla bir bilgimiz olmadığı için eğer vakit kalırsa o sinyali de araştırmak istiyorum. Olmazsa bir sonraki bölümde yapacağız o işi. Balina sesleri geliyor yine, o kocaman kocaman şeyler herhalde. Evet. Bahsettiğim o saldırgan arkadaşlar onlardı. Mantarlara yaklaştık gibi hissediyorum ama biraz daha gidelim bakalım. Evet, buradaymış. Oyun açık dünya... Oh, pardon. Oyun açık dünya olduğu için biraz şey olabiliyor hani. Harita fazla büyük. Yüklenirken hep bir FPS kaybı yaşıyoruz. Harita yüklendikten sonra ama sorun bayağı bir azalıyor. Biraz daha gitsek nerelere ulaşırız merak ediyorum. O yüzden hemen inmeyeceğim aşağıya. Harita yüklenmiş olsun hazır biz buradayken. Bayağı büyük bir biyom burası. Hala mantarlar var. Harika. Şuralardan baş... Aman orada varmış bir tane daha. Hala varlar. Güzel. Oldukça geniş bir haritadayız. Bu belli. Yeter mi acaba? Yeter gibi geliyor bana. Pilimiz var mı Seamoth için yedek? Var. Sea Glider için de iki tane var. Onun bir tanesini bırakayım. Inventörüm çok dolu olsun istemiyorum çünkü. Sinyali de şimdilik bırakabilirim. Bunu bırakıyorum. Bir tane silver'ımız varmış. Onu da bırakalım. Suyu içelim. Sağlık yanımızda kalsın. Aşağıda bir şey tamir edeceğimi zannetmiyorum. Buna ihtiyacım belki olur. Silah da dursun yanımızda. Aslında bir tane daha tüp yapabiliyor muyum? Ona bir bakayım. Ne gerekiyordu? Şuradaydı sanırım tank. Bir titanyum, bir glass. Glass için kuartımız var. Bir tane de titanyum aldık. Yani suyun altına inmişken biraz daha uzun kalabilmek istiyorum. Yalnız gemi mi sallanıyor?
İlginç. Oynuyor burada şeyler. Azıcık geri gitsem. Bir sarsıntı var evet gemide ama umarım bir şeyler çarpmıyordur bize şu an. Dur bir adam. Galiba ben hareket ediyorum şu an. İlginç bir şekilde. Tamam. Buraya gelelim. Tankımızı yapalım. 105 şu an. Ve beni zıplattı. 135'e çıktı. Şuradan bir bakmak istiyorum yine de. Senin sorunun ne dostum demek istiyorum. Bu arada 267'ye indi gücümüz. Buradaki fabrikatörü kullanmak da... Hayır, yanlış yerden çıktım ya. C-Mod nerede? C-Mod içeride. Neyse, buradaki fabrikatörü kullanmak da enerjimizi yiyor. Yani uzun vadede burada yaşamak çok mantıklı değil. Ne anlamış bulmuyorum. Evet, bakalım. Mantarlar burada. Biraz çok karanlık. Bu uyarı kırmızıya döndüğü zaman bize sorun yaşatmaya başlıyor. O yüzden birazcık daha ineceğim. Şu arkadaşlar bize zarar vermiyormuş duyduğum kadarıyla. Umarım yanılmıyorumdur. Yine de kendilerini korkutmamakta yarar var. Kendi hallerinde yüzen arkadaşlar. Şimdi buralarda fragment var mı hiç? Biliyorsunuz o fragmentlarla blueprintler elde ediyoruz ve yeni teknolojiler keşfediyoruz. Yalnız burası bayağı dolu, karmaşık, ilginç bir yer ya. Lityum var burada, zamanında bayağı bir aradığımız lityum. Burada inventory'ndekileri ben acaba... Niye şu an göremiyorum? Geminin içindeydim değil mi? Evet. Dart. Ha, lityumları alacağım. Hazır gelmişken. Şu balıkları da alacağım hatta. Ama elime değil tabi. C-Mod'umuzu kaybetmeyelim gözden. Şurada bir lityum daha var. Bunu da aldık. Şurada bir balık görüyorum. Göremiyorum artık. Balık. Buradasın. Hop, alamadım. Neyse, bir daha çıkar karşımıza. Çok çok uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Buralar biraz balık kaynıyor. Denizin dipleri. Yalnız. Oksijen bitiyor. C-Mod'u kaybetmeyelim dedim ve C-Mod'umu bulamıyorum şu an. C-Mod burada. Oh. Ve arkadaş saldırıyormuş tam bize. Güzel zamanda kaçtık. Yani tüpümü arttırdım ona rağmen... Aha, yerde iki tane fragman var. Parçacık diyelim biz buna. Fragman biraz garip kaçıyor. Oksijenimiz birazcık dolsun diye bekliyorum şu an. Tamamdır. C-Mod'un önü bu tarafta. Hadi bakalım. Hayır. Daha düşme. Terraformer. Hem. Tuz var burada. Alalım. Su yapıyoruz onunla. Bir tane daha vardı sanki. Ben mi yanlış oldum? Heh, orada. Yine terraformer. Peki başka bir şey var mı? Bir gözüm oksijenimde. C-Mod tam arkamda. C-Mod hala arkamda.
30 kaldı. Tam buraya simot göreceğiz. Yalnız az önce 3 saniye kala falan geldik ya. Yalnız buralar biraz fazla kalabalık olduğundan sanırım. Habitat. FPS kayıpları biraz daha fazla yaşanıyor. Kafa atan balık. Sağlam kafa attı ama. Burası nereye gidiyor? Devam var mı? Devamında ilginç bir yaratık var ve şu saldırgan arkadaş da geliyor yine. Bunlar genelde kumlu bölgelerde geziyor gördüğüm kadarıyla. Evet, tam burada var bir tane. Seni alacağım. Yine terraformer. Hayda. Muhtemelen araziyi şekillendiren bir zımbırtı bu. İsminden anlaşıldığı kadarıyla. Ama... Hop pardon. Aynısına 3 taneyi bence gerek yoktu. Mantara çarptım ve bunlar dağıldı. İyiymiş. Alabiliyor muyuz onları? Alabiliyoruz, güzel. Belki lazım olur. Terraformer yapımında falan. Ah. Vallahi gemiyi şu an çok kötü kullanıyorum. FPS kaybında biraz etkisi var bunda. Ama tek suçlu o değil tabi. Biraz haşin kullanmaktayım. Ya bu mantar biyomun dışında başka bir yer çok keşfedemedim. Bana şey lazım, böyle bunun basınç direncini arttıracak bir alet. O benim için çok iyi olur. Bulabilsem öyle bir şey. Ya şurada bir tane fragman var. Bakacağım ona ama şu arkadaştan tırsıyorum. Biraz takip ettikten sonra. Evet. Ne güzel yere gidiyorsun sen. Bir uzaklaşırsan sevineceğim. Silah kullanmak zorunda kalacağım gibi hissediyorum ama. Sevmiyorum sizi arkadaşlar. İnatla uzaklaşmıyor. Kendisi tam karşıda. Hah, Cyclops. Allah, işte bunu arıyordum. İşte tam bunu arıyordum. Bize bir tanesi yetiyor aslında. Bir tanesi olunca biraz daha uzun süre yapılması sadece. Gelmişken biraz daha araştıralım burayı. Günümüzün enerjisi var. Yalnız şu grafik ayarlarıyla ilgili bir şey deneyeceğim. Ufak bir kesme yapıyorum yayında. Bu kadar FPS kaybı hoş değil çünkü. Birazdan beraber olacağız. Evet, tekrar merhaba.
Sanırım birazcık daha düzeldi. Frame rate yani muhteşem bir artış olmasa da çok fazla kısmak istemiyorum çünkü grafiklerden. Tuz var orada. Biraz daha farklı bir bölgesine gidelim bakalım. Kasmasan güzel olacak. Burada bir bölge daha var. Araştırabileceğimiz. Burası bayağı büyük bir yer ya. Bilmiyorum, bunu ikinci kez söylüyorum ama bu hayret ettiğim gerçeğini değiştirmiyor. Burada bir şey gördük. Bakalım. Pardon. Terraformer. Terraformer'ı bayağı hızlı geliştireceğiz, o belli. Bütün Cyclops ne tarafta kaldı acaba? Şöyle bir baksak. Geldiğimiz yer orası. Cyclops burada. Pekala. Tamam, çıkıyorum buradan. Tamam. Pardon mantarlar. Kimi parçalamadan ben şuradan çıksam iyi olacak. %80. Çok dar alanlar. İşin kötü yanı. Şöyle geçsek. Evet, çıkabildim en azından. Şu tarafa doğru. Ya benim bir şekilde biraz daha derinlere inebilmem gerekiyor. Bu halinde biraz zor. 225 metrenin altında falan cört demeye başlıyor. Cyclops'umuzla gezelim. Hoş bulduk. Oh be. Bir yemek yapalım. Şu buglı balıktan. Coral Sample. Buradaydı, buradaydı. Ne alalım? Bir adet Bleach yapıyoruz. Bununla su yapacağım. Bir tane balık tutabildim ben. Koca denizde. Evet, öyle olmuş. Bir tane lityumumuz oldu ama. Onu da hemen koyalım buraya. Lityumlar. Şunu çok merak ediyorum. Onu bildiğimize gittiğimiz zaman yapacağım. Araştırmayı burada yapmak istemiyorum. Hop. Bizim dönüş yolumuz ne taraftaydı? Biraz daha sağdan gidelim gelmişken. Yolu birazcık uzatalım ama. Caution. Passing safe depth. 100 metreyi aşmadığım sürece sorun yok. Yani bu gemiyi yaparken neler yaşadığımı da biliyorsunuz. Tekrar o kadar malzemeyi bulmak falan büyük sıkıntı. Farklı bir biyom bulma umuduyla bu taraftan gidiyorum şu an.
belki bir yerler vardır. Şu aşağıda bir şey görüyorum ama tepe sanırım sadece. Hayır, sen gelme. Sen gelme. Senin burada ne işin var? Aurora'nın orada değil miydin sen? Evet, anlaşılan biraz fazla uzaklaştığımız zaman şu Deviathan'lar bizi tekrar olmamız gereken bölgeye yönlendiriyor. Hiç hoş değil. Bu durum beni mutlu etmiyor. Böyle bir boru var. Farklı bir yerler bulabilsek güzel olurdu ama mantarlar var. Bir şu sarmaşıkların olduğu orman gibi bir biyomumuz var. Zaten doğduğumuz yer var. Farklı yerlere bir yönlenmek gerekiyor. Buralarda daha farklı bir şeyler bulamadığımız kesin çünkü. Hani şu an için ihtiyacımız olan bir şey yok. Şu arkadaşlardan bıkmış durumdayım. Ağız tadıyla yüzdürmüyorlar insanı. Yani suyun altında anladığım kadarıyla yani daha derinlerde yani gerçekte olduğu gibi oksijen birazcık daha çabuk tükeniyor. Basınçtan dolayı. Üçüncü tüpü yaptım ama gördüğünüz gibi hemen oksijen yetersizliği yaşadık aşağıya gelip gelmez. Bu da pek hoş olmadı açıkçası. Biz araştırmamıza başlayalım bunu bırakıp. Yalnız geminin gücü bayağı azaldı. Yani biraz pil depolamam güzel olacak. Yalnız şu an geminin içini görüyorum. Farkında mısınız? Şahane. Gemi dediğim üstünün içini görüyorum. Çok hoş bir durum değil bu. Oyuna aslında bir güncelleme çıksın diye de hevesle bekliyorum. Bu tip hatalar giderilsin diye. Mesela gemiden çıktım şu an ve içerisi görünmüyor. Demin görüyordum. Ben şöyle biraz kazayım. Niye bilmiyorum ama kazmak istedim. Girişimizi temiz tutmalıyız. Evet, bunun için ben kullanmadığım fragmentları koyduydum. Bunları atabiliriz aslında. Stasis değil. Şu. Bununla beraber şunları da yapabilir miyim? Bir sürü terraformer buldum sonuçta. Üstüne baktığınız zaman görünüyor mu? Görünmüyor. Basınca da görmüyoruz. Şimdi yeni öğrendiğimiz şeyler buraya eklenecek bu şekilde. Gece olmuş bu arada. Hazır gece olmuşken biraz yemek bulalım. Mesela ilginç bir şekilde oyun bugün birazcık daha fazla kasıyor. Sebebini çok çözemedim. Merhaba.
Oksijen var. Buna ihtiyacımız olabilir. Alıyorum şimdiden. Harika. Şöyle birazcık nefes alalım. Etrafta balık göremiyorum. Birazdan açlık konusunda kalori kaybediyorsun diye uyarı alacağım. Bunlar çok tekin yerler değil. Onu biliyorum. Daha bildiğimiz yani sığ sularda ilerleyelim. Kuartlarımızı alalım. Şurada eğirsekler var. Çoktan iyidir. Bir tane daha vardı. Onu da alayım. Oksijenim fena değil. Inventor mu doldu yine? Evet. Tree mushroom. Sen iki tanesini atsam. Seni alsam. Daha çok işime yarayacaksın çünkü sen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Tamam, tamam. Şuna nefesini atayım. Şimdi 3 adet quartz mı alsam, şu balıklardan mı alsam? Balık daha iyi olacak sanki. Yakalayabilirsek tabi bunları. İlginç sesler duyuyorum yalnız şu an. İniltiler gibi. Bir tane daha var. Bunlar bir anda yön değiştiriyor, o yüzden hani hem hızlı yüzüyorlar. Tam yakalayacağın zaman geri dönüyor falan. Biraz sıkıntı yaratabiliyor. Inventörümüz dolmuş, tamam. Şuradan birazcık nefes alalım. Bu arada 3 gün olduğumu bilmiyorum. Hani buradaki radyasyonun da gitmesi lazım yavaş yavaş. Radyasyon giderse belki üzerimizdeki radyasyon giysilerini çıkartıp biraz daha işimize yarayacak bir şeyler giyebiliriz. Güzel. Terraformer'ı üretebiliyorum artık. Tabii gerekli malzemelerim varsa. Ama şimdi bakacağız. Pili bitti. Tın tın tırıdırıdın. Pili bitmiş. Tın tırıdırıdırıdın. Pili bitmiş. Evet. Terraformer'ı. Ha, yeni bir şey çıktı burada. Plaster yapmamız gerekecek. Güzel. Terraformer değil de bu yapılmış galiba. Terraformer da yaptı şimdi. Hadi şu yemeğimizi bir yiyelim de.
şuraya bırakmak istiyorum. Sizi yemek istiyorum. Seni de yiyeceğim. Seni de su yapacağım. Yemek su. Tamam. Şimdi bizim plaster yapmamız gerekiyor. Plaster için 10 tane sanırım titanyum gerekiyordu. Hayır, 100 tane titanyum gerekiyor. Peki. Bulunur. Çok sorun değil. Peki. Tool'lara geldiğimiz zaman Terraformer için Advanced Wiring Kit ve pil lazım. Yani bilgisayar çipine ihtiyacımız var. Neredeydi o? Elektronikte. İki tane altın, bilgisayar çipi için gümüş, table coral sample,